kısaca bir aradan sonra yine karşınızdayız. Güvenlik TV'nin 59. bölümüne hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi biz yayını çektiğimizde ve dün gece tabiri caizse ortalık kan gölüne döndü Amerika açısından. Aslında ilk başta Amerika işte Hazine Bakanlığı'nın hacklendiğine dair haberler düşmeye başladı. Ardından bir hafta öncesinde FireEye'nin hacklemesiyle alakalı haberleri konuşuyorduk. Acaba bunların birbiriyle ilişkisi var mıydı diye kendi içimizde konuşurken açıklamalarda ardı ardına gelmeye başladı. Evet, Mert, Sertan, çarşı karıştı. Yorumlarınızı alalım ilk önce. Abi öncelikle merhaba herkese. FireEye'nin hacklenmesini bayağı bir konuşuyordu herkes. Öncelikle üzerinde durulan FireEye hacklendikten sonra işte saldırganlar FireEye'in kullandığı Red Team araçlarını çaldılar gibi bir haberle gündem geldi geçen hafta. Baktığınızda hani aslında burada bilmiyorum bir bakmışsınızdır mutlaka şeylere baktığınızda hani herhangi bir Zero Day'i exploit etmeyen yazılımlar işte %30'u 40'ı açık kaynak kodlu yazılımların değiştirilmiş sürümleri. Hani ama ve şeylerde de baktığınızda bir sürü bütün haberlerde, bütün makalelerde, incelemelerde şu yazıyordu. Bakalım bu araçlar nerede nasıl kullanılacak, kötüye kullanılacak. Hani sanki çok atıyorum bu Shadow Brokers'ın yayınladığı Zero Day'lere tabii benzemiyor. Bunlar var olan zafiyetleri kötüye kullanan yazılımlar olabilir. Fakat hani bizim aslında aklımızda takılan soru bir firma, yani pardon bir grup FireEye'yi hacklediyse zamanında bu bazı antivirüs üreticilerinin başına da geldi Kaspersky'nin vesaire ve buradan çıkacak incelemeleri çok merak ediyoruz. FireEye yaptığı incelemelerde şöyle söyledi. Bu şu ana kadar bizim yaptığımız analizlerde gördüğümüz saldırılardan farklı dediler. Bu şu anlamada geliyor. Mandiant biliyorsunuz birçok kurumu saldırı sonrası, hacklenme sonrası inceleyen bir kuruluş. Bu insanlar eğer bu grup belli şeyleri, taktikleri, teknikleri veya belli yazılımları yeni görüyorlarsa bu gerçekten sofistike bir saldırıdır diyebiliriz. Yani dolayısıyla bu sofistike saldırı yapan grubun sadece Red Team araçlarını, script vesaire çalacak yani bunları pek odaklanmamak lazım. Zaten halihazırda çok daha ileri ellerinde vardır. Aynen öyle. Dün gece öğrendiğimiz itibariyle SolarWinds'in Orion isimli bir ağ izleme programı birçok yerlerde kullanılıyor ve ele geçirdiğinizde size bütün ağın haritasını verebilecek tek bir paket bile göndermeden bütün ağın işte nerede ne network var, hangisi ne zaman up, ne zaman down, hangisi production, hangisi önemli, hangisi öncelikli vesaire her şeyi bir anda görebileceğiniz bir yazılım. FireEye'in incelemeleri sonucunda yaptıkları açıklamaya göre bu yazılıma geçilen, Mart itibariyle geçilen bir patch'i arka plan yerleştirdiklerini, arka kapı yerleştirdiklerini ve bu arka kapı üzerinden FireEye'in network'üne sızdıklarını açıkladılar. Peki Mert, şimdi bunun yine biz Twitter'da da sabah bir konuştuk. APT29, APT41 ya bu 41 yapardı bunu ne oldu 29'a mı transfer oldu tutamıyorlar bu kalifiye adamları diye böyle bir sohbet çevirmiştik seninle. Kim pek gerçekten Ruslar mı? Yani her olayı da getirip Rus'a bağlamak. Yani bu bir Rus devletinin highly sophisticated cyber atağıdır filan demek. Ki buna alıştık neredeyse. Yani Çin'i çok fazla göremez oldu ki o konuyu da konuşacağız. Çin özellikle bu pandemiyle beraber aşı mevzularında aşıyla alakalı siber saldırılarda çok fazla ön plana çıkıyor. Ama bu İşin içerisinde ben de ilk okuduğumda dedim ki ya pazar günü saat 10'da hani yatmadan önce şöyle bir biraz Twitter'da ne var ne yok diye bakarken aslında bütün geceyi 10'da geçirdiğimiz ve belki bundan sonrasında da çok uzunca bir süre geçireceğimiz bir saldırıyla karşı karşıya. Çünkü işin içerisinde işte NSA var, işin içerisinde FBI var, içerisinde diğer Amerika'nın güçlü ne diyelim aktörleri var bu investigation için. Pazar günü cumartesi akşamı özür diliyorum onların cumartesi akşamı acil kodla toplantıya çağrılıyorlar vesaire. Şimdi biraz bu attribution mevzusuyla alakalı seninle biraz konuşalım. Bunlar kim gerçekten Ruslar mı yaptı bunu? İsim Halil miydi? Şu biraz önce bahseden arkadaş da Serhan mıydı? Serkan mıydı? Sertan mıydı? Yani bir yıl aradan geçmiş, bence öncelikle takipçilerimize bir özür borçluyuz diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse birbirimizin isimlerini unutacaktık. Evet, gündem çok yoğun. Gerçekten şu an bir anda programda FireEye ve bu siber saldırıyla girdik ama ben öncelikle takipçilerimizden, izleyicilerimizden
Biraz süreyi uzun tuttuğumuz için özür dilemek istiyorum hepimiz adına. Ama takdir etsinler ki gerçekten gündemimiz fazla yoğun son zamanlarda, son aylarda. O yüzden fırsat bulabildiğimiz zamanlarda bunu çekmeye çalışıyoruz ve elimizden geldiğince hep konuşuyoruz daha kısa sürede çekelim diye, ama şartlar ve koşullar ancak bunu sağlayabiliyor. Ama emin olun ki üçümüz de, her ne kadar ben iki arkadaşa da takılıyor olsam da sürekli Twitter'dan ve LinkedIn'den, elimizden geldiği sürelerce en kısa sürede çekmeye çalışıyoruz. İnşallah onu da yapmaya çalışacağız diyeyim ve hemen tekrar gündeme geri döneyim. Gerçekten hani dün, bugün gündem inanılmaz yoğun. Yani geçen hafta FireEye'in hacklenmesiyle biraz şoke olduk diyelim. Çünkü yani artık günümüzde herkesin hacklenebileceğini biliyoruz. Zaten buna yönelik kurumlar kendilerini artık hazırlık içerisine sokuyorlar. Hacklenmek, hacklenmeme üzerine değil, hacklendiğimizde bunu hemen tespit edebilme ve müdahale edebilme üzerine artık savunmamızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Bütün kurumlar da buna odaklanıyorlar. FireEye vakasından hemen sonra aslında ortalık bir anda gerilmişti. Bugün de, dün de senin işte paylaştığın Reuters'ın haberindeki Amerikan Hazine Bakanlığı'nın hacklenmesi ve sonra FireEye ile bağlantısının kurulması, sabah Microsoft'un yayınladığı analiz yazıları derken hani ben yazıların yarısına kadar gelebildim. Ama gerçekten yine Amerikan medyasında işte Rusya ile bu saldırıların ilişkili olduğu söyleniyor. Sabah sana da bahsettim. Sen bunun APT-29 ile ilgili olduğunu söylemiştin. Çünkü FireEye'in haberlerinde de, medyada da bunun APT-29 Cozy Bear grubuyla ilgili olduğu söyleniyordu, ama biz bu saldırıları aslında APT-41'in operasyonlarında daha çok rastlıyoruz hatırlarsanız. Geçmiş programlarda da bunu konuştuk. C-Cleaner yazılımı vardı hatırlarsanız. Yine aynı şekilde orada da tedarik zincirine yönelik bir saldırı yapılmıştı. Keza aynı şekilde Asus'un güncelleme sunucusu vardı. Ona da bir saldırı yapılmıştı ve bunların hepsine bakıldığında aslında APT-41 genelde bu tarzda operasyonları gerçekleştiren bir gruptu. Bugün APT-29'u görüyor olmamız beni biraz şüpheye düşürmüştü, ama sabah FireEye'in yeni yazısını okuduğumda biz bunu APT-29'la şu an için ilişkilendirmiyoruz. UNC isminde bir grup adı. Yeni bir grup, evet. Yeni evet. Bir grup adı paylaştı. Yani benim de o yüzden hani şüphelerimle de biraz onların yazısı açıkçası örtüşüyor. Çünkü hani APT-29'un böyle saldırılar yaptığını pek denk gelmedik. Yine mi Ruslar? Ruslar olmasaydı Çinliler olacaktı. Çinliler olmasaydı Ruslar olacaktı. Yani hani bunlara alıştığımızı düşünüyorum. Bir saldırı varsa ve bu bir Amerikan firmasına yapılan bir saldırıysa, arkasında hani Hollywood filmlerinde olduğu gibi ya Ruslar vardır ya Çinliler vardır. Ben attribution kısmına yönelik şu an bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bununla ilgili detaylı bir analiz yazısı henüz okumadım. Ama çok korkunç. Sertan da ona dikkat çekmişti. Yani hedef kurumlara sızmak için hep o ülkenin içerisinde sunucular kiralamışlar ve operasyonlarını onların hiç üzerinden gerçekleştirmişler. Bu da hani ne kadar organize bir saldırı olduğunu gösteriyor. C-Cleaner ve Asus vakalarını da hatırlarsanız, APT saldırısını yapacakları zaman o güncellemeyi dünya genelinde binlerce, milyonlarca insan indireceği için herkes de bunun etkili olmaması ve operasyonlarını daha uzun süre devam ettirebilmeleri için, yani yakalanmamaları adına oraya MAC adreslerini tanımlamışlardı ve sadece spesifik kurumlarda operasyonlarını sağlıyorlardı. Burada öyle bir şey görmedim, henüz de okumadım. Yani bu güncellemeyi indiren her kurum aslında sanırım o komuta kontrol merkezine ilk etapta bir DNS isteği gönderiyor ve stager orada başlıyor. Ama daha sonrasında yine kurumlara spesifik olarak mı bu stagerların devamı geliyor? Yani operasyonlarına devam ediyorlar. O konuyu henüz bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili açıklamalar daha da netleşecektir, ama SolarWinds kullanan tüm kurumların gerçekten bu soruşturma sürecini hızlıca başlatmaları lazım. Aksiyonlarını almaları lazım. Çünkü Sertan'ın da bahsettiği gibi Mart ayında imzalanmış bir yama hani operasyonun aslında tespit edilmesiyle başlama süresi arasında yine tüm tehdit raporlarında okuduğumuz gibi çok büyük bir süre var. Buna karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hani gerçekten üzücü. Bir yandan şunu da söyleyeyim. Yani geçen hafta işte hani hemen yüklenmeye başladık. Hani FireEye nasıl hacklenir şöyle böyle. Hani artık bence sektör olarak onu geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü bundan bir yıl önce de hatırlarsanız işte Trend Micro, Symantec, McAfee gibi
güvenlik üreticilerinin kaynak kodlarının çalındığı ile ilgili haberler vardı. Yıllar öncesine gittiğinizde RSA'nin soft tokenları çalınmıştı. Oradan Cisco'ya erişim sağlanmıştı. Yani güvenlik dünyasında da aslında normal diğer farklı sektörlerde olduğu gibi bu tür vakalar artacaktır. Ama en büyük artısı belki de şudur. Hacklenen bir güvenlik firması. Dolayısıyla güvenlik farkındalığı oldukça yüksek ve dünya genelinde de güvenlik vakalarına müdahale eden bir ekip. O yüzden burada olabildiğince süreci şeffaf, net bir şekilde yöneteceklerini ve paylaşacaklarını düşündüğüm için bu bir yandan da bizler için ve sektördeki insanlar için de büyük bir artı. Çünkü FireEye bunu açıklamasaydı belki hiçbir zaman haberdar da olamayacaktık bu denli büyük bir vakadan. FireEye'in de belki tetiklemesiyle şu an çok büyük bir operasyondan hep birlikte haberdar olduk ve ona yönelik aksiyonlarımızı alıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun diyeyim, evet. 2020'de, 2021'de. ben kendi adıma söyleyeyim, bu saldırıların zaten azalmayacağını, artacağını, işte yine Amerikan basınının highly sophisticated cyber attacks dediği mevzuyla, evet çok sofistike bir siber atak, ki böyle deyince sanırım biraz vicdanen rahat hissediyorlar kendini. Biz ne yapalım abi, saldırgan çok gelişmişti diye. Artarak devam edeceğini düşünüyorum kendi adıma. Tabii işin bir de şu tarafı var. Yani siber güvenlik firması olmanın sizi siber saldırılara karşı default'ta korunaklı hale gelmiyor, getirmiyor. Yani senin bahsettiğin örneklerinde olduğu gibi, işte Symantec'tir ve benzeri diğer geçmişte Trend Micro örneğinde olduğu gibi, bugün işte FireEye konuşuyoruz, yarın başka üreticileri konuşabiliriz ya da başka servis veren firmaları konuşabiliriz. Yani dolayısıyla sizi varsayılan olarak güvenli hale getirmiyor. Sizin de kendinizi nasıl ürün hizmet sattığınız firmalara siber güvenlikle alakalı bir takım pratikleri öneriyorsanız ya da hayata geçiriyorsanız, benzerlerini sizin de kendi yapınıza geçiriyor olmanızı şart koşuyor. Tabii bir de şöyle bir şey var. Bu konuyu da ben Sertem, seninle konuşmak istiyorum açıkçası. Şimdi bir takım IOC'ler falan da paylaşıldı. Ve eminim ki Türkiye'de de çok fazla kişide, ki ben sabah kalktığımda sorduğum sorulardan bir tanesi de oydu. Türkiye'de asıl bu saldırıdan kimler nasibini aldı diye bu minvalde bir şey sormuştum. Tabii bunu tespit etmenin sanırım elimizdeki bir takım IOC'lerle, bir takım indikatörlerle belli bir seviyede mümkün. Bununla alakalı olarak SolarWinds kullanan, tabii Orion ürünü kullanan izleyicilerimiz için soruyorum bu soruyu. Kendilerinin böyle bir siber saldırıda kurban olup olmadıkları anlamaları adına nasıl bir süreç izleyebilirler elimizdeki hali hazırdaki bilgilerden yola çıkarak? Bu konuda şöyle ilerlenebilir. Öncelikle hani şöyle, bunu da gerçekten düşünmekte fayda var. Her kurumun elinde bu kadar geçmişe dönük DNS veya web logları vesaire olmayabilir. Burada birinci bakılması gereken, bu ürün öncelikle kullanılıyor mu? SolarWinds Orion. Bu arada bugün Orion'dan bahsettiler. Tabii Orion çok önemli bir yazılım ve ele geçirildiğinde. SolarWinds'in diğer ürünlerinde de bu var mı? Muhtemelen araştırmalar gösterecektir. SolarWinds'in herhangi bir ürününü kullanıyor muyum? İkincisi, Orion kullanıyorsam SolarWinds'in mutlaka bu güvenlik advisory'sini okumak gerekiyor. Eğer Orion platformunun işte belli bir sürümünü söylemişler, onu da şu an web sitesinden okuyorum. 2022.1 demişler. Bunu eğer kurduysanız Mart ve Haziran 2020 tarihleri arasında, bu durumda bir yama çıkarmış SolarWinds bu backdoor'u veya işte bu yazılımı götüren. Buna ek olarak yarın dediğim gibi bir yama daha çıkaracakmış. Öncelikle bunun kontrol edilmesi gerekiyor. SolarWinds'in hangi sürümünü kullanıyorum? İkincisi, FireEye'in blogunda ve GitHub repositorisinde belli kurallar var. Snort kuralları var. Baktığınızda işte yara kuralları ve birçok farklı platformda kullanılabilecek kurallar var. Şimdi biz yara kurallarını alıp uygulayamayabiliriz veya bir her kurumda belki aslında olabilir ama Snort uyumlu imza destekleyen bir yazılım olmayabilir. Bu durumda ne yapabilirler? GitHub kaynağına gidip FireEye'in buradaki Snort kuralları içerisinde açıp orada belli domainler var. Bu domainlere 1 Mart itibariyle veya hatta bu yıl itibariyle erişim olmuş mu? Bunu kontrol edebilirler geçmişe yönelik. Buna bakılabilir. Yama tabii yani aslında bir de şöyle bir şey var Sertan, balla keseyim sözünü. Bunu yapacak şirketlerin, kurumların kayıt hafızasının da aslında
tutuluyor. Yani kayıt hafızasının da olması gerekiyor. Yani siz geçmiş Mart'a gidip burada şu domaine benim içerideki istemcilerimden hangileri sorgu göndermiş diye sorabiliyor olmanız lazım ki geçmişte bir incident yaşayıp yaşamadığınız ortaya çıksın. Doğru mu? Aynen böyle, katılıyorum. Ayrıca SolarWinds var ama internete çıkışı yok vesaire gibi şeyler düşünülebilir. Tamam, güzel. Fakat işte DNS üzerinden sorgu yapmış olabilir. Başka bir şey yapıyor olabilir ek olarak, hani ulaşamıyorsa bu yazılım. Dolayısıyla hani bunun mutlaka kontrol edilmesi lazım. Özellikle bu SolarWinds sistemlerinin sürümü başta. İkincisi, hı hı, bu domainlere istek var mı? Başlangıç olarak olabilir ve diğer FireRain daha detaylı yazmışlar bunları. Evet. Mert, ben de sana bir de sana şeyi sormak istiyorum bu arada Mert'e de. Şimdi elimizdeki protection teknolojilerini bir değerlendirirsek, yani elimizde bir sürü bu konuyla alakalı bir imza virüs, bir işte zararlı kod, bir zararlı aktivite. O zararlı aktiviteyi bir tarafa bırakarak soruyorum şimdi sana. Bunu, böyle bir saldırıyı mevcut protection teknolojileriyle bir, tespit edebilir miydik? İki, edemiyorsak protection teknolojilerini nasıl konumlandıracağız bundan sonrası için hayatımızda? Bu konuda yorumlarını merak ediyorum. Yani şimdi sen bu soruyu sormadan önce ben de düşündüm, yani bunu nasıl tespit edebiliriz? Şimdi bugün baktığımızda tedarik zincirinin halkalarındaki bütün firmalar teker teker hackleniyor. Live update, işte canlı güncelleme, neyse adına ne derseniz deyin, bir şekilde güncelleme paketi üreticiden geliyor. Ve akabinde de imzalı geliyor ve bunu çalıştırıyorsunuz. Şimdi burada işte bir beyaz liste teknolojisi kullanıyor olsan, bu zaten bu yazılımın bir parçası olacağı için bu zaten çalışacaktı. Dolayısıyla hani burada bir çözüm üretemezsin veya işte zaten DLL dosyası geldi, imzalı geldi. İçerisinde ilk etapta zararlı bir aktivite yok. İşte komuta kontrol merkezine istekte bulunuyor vesaire. Yani böyle baktığımızda direkt protection'la olacak gibi değil de katmanlı güvenlik mimarisi dediğimiz, yani hardening var mı? Sunuculardan internete erişim var mı? DNS isteği yapılıyor mu? Oradan işte dosya indiriliyor mu? Yoksa manuel mi kopyalanması gerekiyor? Yani eğer bu dosya manuel olarak kopyalanması gerekseydi ve bu sunucunun internete erişimi olmasaydı, bu saldırı aslında baktığında en basit bir şekilde başarıya ulaşmayacaktı. Çünkü çalıştıktan sonra okuduğumuz kadarıyla bir web sunucusunda, bir web isteğinde bulunuyor ve daha sonrasında işte Cobalt Strike dediğimiz farklı noktalara evriliyor ve yanal hareket dediğimiz, lateral movement dediğimiz şekliyle kurum içerisinde atak genişleyip gerçekleşebiliyor. Hani böyle baktığında protection hangi noktalarda işlev sağlayabilir? İlk etapta zor ama dosya indikten sonra ve çalıştıktan sonra artık art niyetli kişiler tarafından bu Cobalt Strike dediğimiz beaconlar yönetilmeye başladığında aslında burada bizim güvenlik önlemi sağlayan teknolojinin devreye girmesini ben beklerim. İlk etapta ama, değil ama sonrasında. Evet, ama gözüken o ki, bu bahsettiğimiz, yine raporlardan yola çıkarak söylüyorum, custom bir beacon, yine Cobalt Strike olsa bile custom bir beacon hazırlandı ve bunu da protection açısından, hani eğer siz onu davranışsal temelli bir takım modellemelerle tespit edemeyecekseniz, kullandığınız teknoloji bunu sağlamıyorsa daha doğru bir ifadeyle, yine bu tür zararlı kodlarla da, özellikle in-memory resident denilen sadece memoride çalışacak şekilde ve oradaki protection mekanizmalarını da bypass edecek şekilde, ki mesela örnek olarak konuşalım, Windows'un MCC çok kolay bir şekilde bypass edilebiliyor, patchlenebiliyor ve sizin normalde bütün bir takım belli başlı prosesler için mutlaka bu MC'den geçmesi gerek dediğiniz şeyin önüne geçilebiliyor, buffer'ını patlatıyorlar ve dolayısıyla artık o devre dışı kalabiliyor proses için. Böyle yöntemlerle atlatılabiliyor protection mekanizmaları. Sanırım gün geçtikçe daha fazla detection tarafının önem kazandığını görüyoruz. Ne diyorsun Mert? Kesinlikle. Hem öyle, ya tabii hani protection'ı da bir kenara koymamak lazım. Yani dediğin gibi yine yapılacak şeyler var. Tabii şunu da unutmamak lazım. FireEye'in makalesinde daha önce karşılaşılmamış ve belleğe indirilen bir zararlı yazılım olduğundan bahsediliyor. Yani burada aslında işte şimdi
yalancı çoban gibi oluyor biraz. Yani hani böyle highly sophisticated cyber attack dendiği için her şeyde ya bu da öyle mi, bu da öyle değil mi diye insanlar bir farklı bir şekilde yaklaşıyorlar ama analiz yazısına baktığında şimdi daha önce karşılaşılmamış ve bellekten farklı bir yöntemle çalışan bir zararlı yazılımsa bu, hani gerçekten bunun içerisinde biraz bir sofistike bir saldırı olabilir. Öyle baktığında yani yıllardan beri söylüyoruz, baktığında hani artık izleme ekiplerinize öncelik verin, izleme ekibi kurun, hani kurumların hacklenmemesi artık mümkün değil, öyle ya da böyle hackleneceksiniz, önemli olan bunu zamanında tespit etmek, zamanında müdahale etmek diye her yerde söylüyoruz, her kulvarda söylüyoruz, bu programda da çok söyledik. Bu da ona bir örnek baktığında yani tedarik zinciri üzerinden gelen bir saldırıyı senin engelleme ihtimalin internetten gelen bir saldırıya göre, yani Çin'deki bir IP adresinden, Rus bir IP adresine gelen bir saldırı test etmeye göre yönelik çok daha düşük. O yüzden dediğin gibi bunlara kesinlikle önem ve öncelik verilmesi tekrar ve tekrar gerekiyor. Altını çizerim. Evet, daha çok sıcak bir konu. Bu arada izleyicilerimize de söyleyelim. Daha belki üzerinden gün geçmedi bu. Hazine Bakanlığı'nın, Amerika'daki Hazine Bakanlığı'nın hacklenmesi ve olayın başka birçok kurbanın da olduğuna dair bilgilerin gelmesi çok yeni. Arda arda raporlar yayınlanmaya başladı. Devamı gelecektir bunlarla alakalı. Biz biraz daha bu süre zarfı içerisinde izlemedeyiz. En azından bizim Twitter hesaplarımızdan, LinkedIn hesaplarımızdan neler yapılabiliri paylaşacağız bu konuyla alakalı. Oralardan da takip edebilir. Şeyi de söyleyelim aslında arkadaşlar. Bu arada şey dediler hani ya işte sadece Fire'yi hackleyip Red Team araçlarında mı çalmışlar diye böyle bir şey de yaptılar. Aslında çok akıllıca bir yöntem. Çünkü şöyle, Red Team'i adam niye yapıyor? Kurumlara işte güvenlik seviyesini ölçmek için. Velev ki o sistemlere sızdılar ve o Red Team, kırmızı takım araçlarını oraya yüklediler. Bu APT grubu onları arka kapı yerleştirmiş olsaydı, düşünün aslında bu çalışma esnasında FireEye'in başarıyla sızdığı, test için sızdığı kurumlara adamların da erişimi sağlanacaktı. Yani hani bazen düşündüğümüzde bize çok basit geliyor, kulağa da çok basit geliyor ama arka tarafta neler yapabileceklerini düşündüğünüzde gerçekten böyle aslında çok doğru bir yere de adamlar temas etmişler diyorsunuz. Onu da hani fikir vermesi adına paylaşmakta fayda var. Evet, bir de şey de vardı bu arada, bilmiyorum Serkan sen onunla alakalı hiç duyumlara rastladın mı? Özellikle bu siber tehdit istihbarat konusunda yurt dışında biraz kalem çalanların söylediği şeylerden bir tanesiydi. Yani aslında o işin görünen tarafı, peşinde oldukları şey FireEye'in elindeki istihbarat. Günün sonunda Mandiant diye bir firmanın da aynı şeyle zamanda sahibi bu FireEye. Mandiant aslında belli başlı bir ismi ya da işte basına sızan birçok siber incident'ta inceleme yapmak, investigation yapmak için çağrılan da firma. Dolayısıyla belki hangi operasyonlarının ifşa olduğundan tutun da başka hangi aktörler onların cirit attığı yerlerde at koşturuyorlar, bunu da öğrenmek adına yapmış olabilirler. Bilmiyorum sen bu konuyla alakalı hiç rastladın mı? Rastladım. Benzer şeyler paylaşılıyor. İşte bizimle ilgili ne gibi şeyler buldular? Veya işte FireEye'in elde ettiği daha önceden istihbarat kaynaklarında ne detaylar bulunuyor? Bunlar. Veya işte başkalarıyla ilgili istihbarat. Ayrıca şu da olabilir. Yaptıkları, yani FireEye'in yaptığı, özellikle belki devlet kurumlarına yaptığı red teamlerin raporları ve sonuçları. Buralarda dolayısıyla hiç bir tane paket bile göndermeden bütün şirketin zayıflıkları, işte neleri iyileştirmesi gerekiyor, nelerde eksiklikleri var gibi birçok şeyi direkt ele geçirebilirler. Dolayısıyla baktığınızda bunlar da çalınmış olabilecek şeyler. Ayrıca FireEye bir üretici, bunun da üzerinde çok durdular tabii ki ve birçok hassas yerde sensörleri, yazılımları var. Yani SolarWinds için yapılan şeyin benzerinin FireEye için de yapılma ihtimali de var. Bence şu an üzerinde baktıkları yerlerden bir tanesi de o. Yani belki de hedeflenen Yani SolarWinds nasıl eklenip onun üzerinden kurumlara sızıldıysa, benzer şekilde FireEye'in de kullanılan teknolojileri üzerinden kurumlara sızılma ihtimali olabilir. Onu da mutlaka araştırıyorlardır.
Evet, bu konuyu çok konuşacağız dediğim gibi anlaşılan o. Fakat konuşacağımız bir başka konu var. Bizi evlere hapseden işte sokakta sokağa çıkma yasakları neticesinde birçok kişinin evine kapanmasına sebep olan bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecinden geçiyoruz ve dünyanın en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de aşı. Ve bu aşıyla alakalı siber saldırı yanlarda boş durmuyor. İşte Avrupa Birliği'nin bir takım işte sağlık otoritelerine özellikle Pfizer'ın ve BioNTech'in aşı başvurularıyla alakalı bir takım bu bilgileri elde etmekle alakalı saldırılar gerçekleştiğine dair yine önümüzdeki geçmiş bir iki hafta içerisinde haberler düştü. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yine attribution kısmını Mert'e mi sorayım, bu sefer Sertan'a mı sorayım? Yani Sertan, bilmiyorum, şu an Avrupa'dasın. Ya. Yok, bu konuda hani Avrupa'da veya nerede olduğunuz pek fark etmez. Tahmin ediyorsunuz ki bu konuda inanılmaz bir hem ilacı önce çıkarma yarışı hem ilaç firmaları arasında olan korkunç rekabet. Tabii diğer ilaçta şu varmış, yan etkisi buymuş. Böyle haberler de çıkıyor. İşte bunlar biliyorsunuz belli taktikler, teknikler de olabilir. İlaç firmalarının da bir pazar payı ile ilgili bir şeyi de var tabii. Dolayısıyla hani ilaçla ilgili dokümantasyon vesaire, bunun gibi bilgilerin ele geçirilmesi konusunda da eğer ilgili kurumdan alamıyorsak biz de bunu işte European Medicine Agency isimli kurumdan alırız diyerek sanıyorum bir saldırı gerçekleştirilmiş. Bu yapılan açıklamada şu an bir inceleme yaptıklarını ve bununla ilgili detaylar daha sonradan belli olacak gibi bir açıklama yapılmış. Mert, Çinliler diyorlar abi. Ne diyorsun bu konuya? Abi, bana sorarsan zaten ya Çinli diyeceğim ya Rus diyeceğim yani. %50 şansımı kullanacağım. Birinden biri mutlaka tutacaktır zaten. Bundan bir ay sonra çıkacak güvenlik raporunda. Yani hani bunu kestirmesi çok zor değil. Şey ilginç, hani pandeminin başlangıcından sonuna kadar hani baktığınızda, daha sonunu göremedik inşallah. Ölmez sağ kalırsak göreceğiz de. Hani sürekli aşı geliştiren, bu formül üzerinde çalışan firmalara siber saldırı gerçekleştiği ilgili haberler okuduk. İlk önce hatırlarsanız Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili açıklamalar yapmıştı. Saldırı altındayız, çalışanlarımıza oltalama saldırısı yapılıyor vesaire demişti. Bugün baktığımızda işte pandeminin kaçıncı ayına geldik bilmiyorum. Hani neredeyse bir yıl geçti Wuhan'daki ilk haberden bugüne kadar. Günün sonunda hani ilaç firmalarını, ilaç sektöründeki yer alan firmaları hackleyemeyip bu defa gidip artık hani Avrupa İlaç Ajansı'nı hacklemişler ve oraya da işte Pfizer'le BioNTech firmalarının bu aşıyla ilgili olarak yüklemiş olduğu dokümanları ele geçirmişler. Dolayısıyla aşının formülü ele geçirilmiş olabilir gibi gözüküyor. Arkasında Çinliler var mıdır? Şimdi ülkemizdeki haberlere bakıyoruz. Hani Çinliler de baktığında bugün aşı geliştirmişler ve Türkiye'de de bu aşıların geldiğini biliyoruz, uygulanacağını biliyoruz. Hani Çinliler midir bilmiyorum kimin olduğunu ama baktığında bunda da APT-29 grubuyla ilişkili olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şimdi bu ilaç ajansına yapılan saldırıyla yarın öbür gün bu Hazine Bakanlığı'na yapılan saldırı da birleştiğinde, birleşir mi bilmiyorum tabii. Çünkü sadece şu an için yorumlardan ve iddialardan ikisinin arkasında da aynı APT grubu olduğu söyleniyor. Olay çok daha büyük bir noktaya doğru gidecek. Farklı sektörler, farklı amaçlar, tek bir yöntem. Çünkü baktığınızda bu tür firmalarda da SolarWinds kullanılıyor olabilir. Evet, bu da bir ihtimal. İlginç. Doğru, doğru. Bir de şöyle bir şey var. Bu arada bu aşının sahtesinin, çünkü aşıya rağbet çok fazla ve bir şekilde o aşı eşittir para demek. Bunu sadece devlet destekli değerlendirmemek gerektiğinin de belki bir göstergesi bu. Gerçekten buradan fayda elde etmek isteyen, buradan kazanç elde etmek isteyen bir takım underground'daki gruplarda bu formülü bulmaya, en azından bunu, bu aşının sahtesini üretebilmeyi amaçlamak adına formülü elde etmek için siber saldırı gerçekleştirmiş olabilirler. Şey bunu de olabiliyor bazen. Değerlendirmek onu da lazım. Lafını kestim. Bazen bu devlet destekli APT grupları mesai saatlerinin dışında kazanç sağlamak için kendi operasyonlarını da gerçekleştiriyorlar. Hani bunlarla ilgili de makalelere
ulaştık, okuduk, araştırdık. Yani hani çok basit bir yöntemle sızmamış olabilirler ama bunu maddi bir kazanca sağlamak, bir yerlere satmak için de bu yine APT gruplarının boş vakitlerinde yaptığı bir operasyon da olabilir. Bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Evet, evet. Yani biz şunu söylüyoruz o zaman toplu halde herhalde. Yani biz hacklenmeyiz diye bir şey artık kimsenin söylememesi gerektiğini bu haberler bize gösteriyor. Kim olursanız olun. NSA'nin hacklendiği bir dünyada geçmişte bunu biliyoruz. Amerika'nın en köklü ve baktığınızda siber güvenlik adına dünyada söz sahibi firmalarının hacklendiği bir dünyada biz hacklenmeyiz diye ortalıkta gezinmenin bir anlamı yok. Herkes özellikle detection'la alakalı çok çok daha dikkatli olsun. Çünkü yeni saldırılar da geliyor. Buradan biraz böyle geçiş yapalım. Biz böyle işte, tam da bu Güvenlik TV çekelim, hadi yeni haberler ekleyelim. Aa bakın işte Golden Ticket, işte Silver Ticket'tan sonra başka bir ticket'ımız daha oldu. Hadi onu konuşalım işte. Zero logo var, bunu biraz konuşalım derken pat diye tabii yayının hemen öncesinde haberler gelince bunların biraz ikinci plan atıldığı gibi bir durum oluştu. Ama şöyle de bir gerçek var. Aslında bu saldırıların tamamında neredeyse işte yanal hareket için kullanılabilecek bir takım çok ciddi açıklar da çıktı. Sertan ne diyorsun? Biz Golden Ticket'a, Silver Ticket'a alışıktık şimdi. Bir başka ticket'ımız daha oldu, Bronze. Ona bronze çok bit. Ticket, Bronze bit diyorlar, evet. Evet, tek sefer... bitlik bir mevzu. Bu sefer bronze bitimiz oldu. Bronze biti ilginç yapan olaylardan birisi tabii. Bununla ilgili bu arada NetSPI firması çok detaylı 3 ayrı blog paylaştılar. Ondan sonra bunun senin de paylaştığın işte Sean Metcalf'ın, özellikle bu kişinin belki takip edenler biliyordur, Active Directory, Azure AD vesaire üzerine yazıları var. Bundan sen bahsedersin. Baktığınızda saldırıyla herhangi bir servis hash'ini elde eden bir kişinin özetle herhangi bir kullanıcının yerine geçebilmesini sağlıyor. Bu Bronzebit saldırısı. Niye bu önemli? Bronzebit. Niye Bronzebit? Onu da söyleyelim. Çok özet, hani çok da teknik detaya girmeden. Bu pakette şeyde, Kerberos paketinde yapılan, gönderilen pakette bir forwardable diye bir flag var. Evet, bir flag var. Bu flag normalde işte sıfırken bunu bir yapabiliyorsunuz. Nasıl yapabiliyorsunuz? Normalde hani bu kısım hesabın hash'iyle, yani şifrenin hash'iyle şifrelendiği için bunu deşifre edip tekrar değiştirip tekrar şifreleyebiliyorsunuz ve buradaki modifikasyon fark edilmiyor. Dolayısıyla bu saldırı mümkün hale geliyor. Bununla ilgili NetSPI'nin özellikle bloglarında overview'a bakarsanız zaten çok çok güzel özet bir şekilde anlatmışlar. Özetle tabii ki saldırganın kurumun içinde olması gerekiyor ki artık bu biliyorsunuz çok kolay bir şey, işlem. Bundan sonra saldırıyı kullanarak, yani bu yöntemi kullanarak Active Directory ortamına saldırı yapabilirler. Peki yama konusuna bakalım. Bence o da biraz ilginç. Hani bugün yamayı geçin, hemen geçin. Güzel. Hemen geçin. Fakat yamayı geçtikten sonra da sizin yapmanız gereken bir şey var. Belli bir register'de bir ayar değişikliği yapılması gerekiyor. Ve Microsoft'un makalesinde okursanız bunu hani sadece yamayı yaptım bitti değil. Bu registry değişikliğinin de yapılması gerektiğini söylüyor Microsoft. Ve bunu hemen yapamıyorsunuz. Microsoft işte en az bir hafta beklemeyi önermiş. Bunu belli daha sonradan yapıyorsunuz. Peki Microsoft niye bunu yapmıyor? Bir kesintiye yol açmamak için otomatik olarak bu gelemiyor. Fakat Şubat ayından itibaren sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, Microsoft bunu düzelteceğini söyledi. Registry'de bu değişikliğin yapılacağı default. Evet, yani özetle kritik bir açıklık bu. Kerberos'un bir implementasyonundaki, Microsoft'un Kerberos implementasyonundaki bir ne diyelim, feature aslında kötüye kullanımı söz konusu. Tabii burada hani ne olmalıydı, ne olursa bu saldırı olmazdı. Bu forwardable attribute'ünün olduğu alan da sadece şifrelenmeyip aynı zamanda imzalanmış olsaydı, orada saldırganın ele geçirdiği hash'le dekript edip
o değeri sıfırdan bire getirip tekrardan o tiketi kullanmasının önüne geçirdi. Tabii böyle çok fazla, yani Kerberos çok, çok çok uzun zamandan beri kullanılan bir protokol ve birçok sistem tarafından aslında kullanılıyor. Microsoft'un biraz daha böyle bekleyin demesinin sebebi de o. Yani sadece kendi kontrolündeki bileşenler kullanmıyor Kerberos'u. Başkalarının implementasyonu da authentication için Kerberos'u gelip kullanabiliyor. Orada bir takım sorunlar yaşanabilir ama Serkan'ın bahsettiği gibi altını çizmek lazım. Bu saldırıyı gerçekleştirebilmek için saldırganın initial foothold'u yapması lazım. Yani içeriye girmesi lazım. İçeriye girdikten sonra da o servise ilişkin hash değerini bir şekilde ele geçirmiş olması lazım ki sonrasında o bahsettiğimiz saldırı gerçekleşsin. Bir başka saldırı yine bu sefer Microsoft'un NetLogon prosesinde Mert. Bu Zero Logon ne yapıyor? Sizin domain admin olmanıza sebep oluyor ya da diğer bir saldırı, bizim çok karşılaştığımız en fazla DC Sync saldırısı. Şimdi bununla alakalı olarak da baktığınızda aslında exploit'i var fakat biraz sıkıntılı. Ne diyorsun? Bu saldırılar böyle devam edecek herhalde. Bizim kaleyi içten koruyun dediğimizde herhalde kalenin en böyle göbeğinde aktif direktörü DC'lerimiz olacak. Ya bunlar hani baktığında deminki zafiyetten bir farkı yok aslında. Yani deminki tabii senin de söylediğin gibi it's not a bug, it's a feature şeklinde. Ama bu gerçekten bir zafiyet. Bu da tespit edildi aslında, bayağı da bir uzun zaman oldu. Tehdit aktörleri tarafından yine bu hacking operasyonlarında kullanıldığını da görüyoruz. Ama iki zafiyeti de kıyaslayacak olursak en azından etki anlamında ikisinin de kurumun içerisinden gerçekleşme ihtimali olan saldırılar. Bu anlamda baktığında hani iç çalışan tehdidiyle örtüşüyor ve yarın öbür gün hani içeriye bir tehdit aktörü sızdığında kötüye kullanabilecek bir zafiyet. Diğer yandan Sertan'ın bahsettiği gibi yani bunda en azından yamayı geçmek çözüm üretiyor. Hani register'de herhangi bir değeri de üzerine değiştirmek gerekmiyor. Hani böyle baktığımızda biz bunları daha çok göreceğiz. Kurumlar da hacklenecek. Bu tür domainin, DC'nin kalbindeki zafiyetleri de sıkça karşılaşıyor olacağız. Çünkü düşünsenize Kerberos dediğiniz aslında 20 yıllık bir işte teknoloji altyapısı. Ve bunların üzerinde böyle zafiyetler hala tespit edilebiliyorsa bugün, yarın. Çünkü bakıyorsunuz Windows 98'e kadar etki edebilen zafiyetleri hala geçtiğimiz yıllarda gördük. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Böyle baktığınızda bu geleceğe doğru da kurumlar için, bizler için bir işaret. Yama sürelerini kısaltmak bizim için önemli. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki, öyle kritik zafiyetler çıkıyor ki hani yamayı bir gün içerisinde geçmen gerekiyor. Büyük kurumlarda bu mümkün değil. Böyle baktığınızda hani önleyici aksiyonlar almanız gerekiyor. İzleme noktasında bunları yakından tespit etmeniz, izlemeniz gerekiyor ki yama geçene kadar siz burada kötü bir kullanım olduğunda bunları tespit edebilin. Yani ofans ve defans tarafını birleştirerek artık kurumların izleme noktasında da kapsamlarını genişleterek günümüzde siber dünyada hacklenmeden veya hacklendikten sonra etkisini arttırmadan mücadele edebilecek bir dünyaya doğru geldik. Dediğim gibi ben yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. 5 yıl önceki Güvenlik abi, TV'nin abi. Çekimine baksak, 5 yıl önceki Güvenlik TV programına baksak belki bu kadar ciddi şeyler konuşmuyorduk. Ama bugün baktığımızda mesela bir tane iPhone haberi var. Hani ondan da mesela dikkat çekmek lazım. iOS'taki bir zafiyet sebebiyle işte güvenlik araştırmacısı pandemi zamanında hani evden çok çıkamadığı için gitmiş güvenlik araştırması yapmış ve bu radio proximity dediğimiz cihazdaki bir radyo dalgasını yorumlayan bir kısımda bir zafiyet keşfetmiş ve sizin aslında bir kişiyi hackleyebilmeniz için sadece o kişinin yanına gitmeniz veya o kişinin sizin yanınıza gelmeniz yeterli oluyor ve yakınınıza geldiği anda o sinyalle kişinin cep telefonunu ele geçirip fotoğraflarını, videolarını ele geçirebiliyorsunuz. Yani hani korkunç. Belki 3 yıl önce diyorduk ki hani iOS gerçekten çok güvenli. Ya en azından orada şunlar yapılıyor diyorduk. Bugün baktığımızda artık iOS, Android hani çok da fark etmiyor. Niyeti bozmuş birileri, hani istihbarat örgütleri
bunların hani kat be kat daha fazlasını yapabilecek bir noktadalar. O yüzden hepimizin hacklenebileceğimizi kabul edip ona yönelik tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Artık öyle bir dünyadayız. Evet, ben yavaş yavaş toparlayalım isterseniz arkadaşlar. Süremizi de aşmayalım. Çok konuşacağımız konu vardı. Artık bir sonraki bölüme diyelim. Ona da yine çok süreyi uzatmayalım. Diye kendi aramızda en azından şimdilik söz vermiş olalım. Tabii, ben kendi tabii, adıma tabii. bu konuyla alakalı Mert'in söylediği Allah hepimizin yardımcısı olsun kısmına şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Ben artık şöyle değerlendiriyorum ki bütün dünyada benim gözlemlediğim şey de o. Yani işin geleceğiyle alakalı yorum yapan ciddi analistleri de dinlediğimde onu görüyorum. Artık belli bir seviyenin üzerindeki kurumlar hariç, yani enterprise kurumlar hariç, siber güvenlik işi tek başına kurum içerisinde çözülebilecek bir hal olmaktan çıkıyor. Yani sizin işte benim network'cüm de var abi, işte sistemcim de var, aynı zamanda güvenliğe de o bakıyor dediğiniz bir yapının artık işlemediğini herkes görecek. Çünkü bu başka bir uzmanlık, bu 7/24 birilerini izlemeyi, monitör etmeyi, aksiyon almayı gerektiren bir döngü haline, bir pratik haline gelmek zorunda. Böyle olmadığı müddetçe hacklenenlerin çokça haberini duyacağız. Ve bence artık biraz daha bilinç bu konuda özellikle kendisinin başına böyle bir vakıa gelen kurumlar başta olmak üzere şu yaklaşıma doğru geçtiler. Evet, artık biz şuna inanıyoruz. Bu başka bir uzmanlık alanı ve bunu gerçekten bu konuda uzman birilerine biz bunu devretmeliyiz sorumluluklarıyla beraber ve artık o kişiler bizim güvenliğimizden sorumlu olsun. Ben mesela bunu bir canlı yayında şöyle söylemiştim. Yani bizim evimize gidip sensör alabilir miyiz? Alabiliriz. İşte pencereye, kapıya vesaire. İşte bir takım alarmlar kurabilir miyiz? Kurabiliriz. Fakat bizim bunu işletebiliyor olmamız, 7/24 bunu izliyor olmamız, polisle, işte ambulansla koordinasyonu sağlayabiliyor olmamız ve bunun 7/24 sürekliliğini sağlıyor olmamız. Bu bizden beklenmesin. Bizim işimiz atıyorum. Evet Mert. 5 dakikamız mı var demek Yok istiyorsun? Abi sorun var. El kaldırım. Raise hand'i bulamadım da burada. Evet. Yani şeyi de söylemek lazım abi. Çok güzel noktalara temas ediyorsun. Bir de şunu da dikkat etmek lazım. Yani işte kurumlar 5000 kişi, 10.000 kişi, 1500 kişi vesaire. Oradaki güvenlik uzmanlarının sayısı 30 kişi. Yani böyle bakıldığında güvenliği kurumların sahiplenmesi lazım. Güvenlik uzmanları söylesin, güvenlik ekibi söylesin de biz yapalım da denmemesi lazım. Kimi zaman bu yaklaşımlar da oluyor. Yani tamam hani all in one bir kişi yok. İşte network'cüsü ayrı, yazılımcısı ayrı, güvenlik ekibi ayrı. Ama işte yazılımcının da yazılım güvenliğinde, A mühendisinin de A güvenliğinde mutlaka rolünün, sorumluluğunun olduğunu unutmaması lazım ki güvenlik ekibi bize söylesin, biz yapalım dediğimizde güvenlik ekibi söylediğinde iş işten geçmiş de olabilir. O yüzden bunu kurumsal olarak ele almak ve buna destek olması bütün kurumların sorumluluğunda olan bir gerçek. Doğru. Yani özetle dediğim gibi işte enterprise müşterilerde bu işi ayrı bir departman üstleniyor. Fakat departman drive eden, bütün sorumluluğu alan değil. Dolayısıyla ona yardımcı olacak diğer departmanların da mutlaka işin bu taşın altına elini sokması gerekiyor. Ve bu yazılım olabilir, işte planlama olabilir, network security olabilir, sistem olabilir. Bu işin içine yedekleme de dahil bu arada. Yani son zamanlarda konuşma fırsatımız olmadı bu ransomware'lerle alakalı. Firmaların baktığınızda tutunabilecekleri tek şey aslında backupları oluyor günün sonunda. Böyle bir ransomware saldırısına maruz kaldığında o bile backup süreçlerini işleten o ekibin ciddi bir güvenlik bakış açısıyla da olayı değerlendirmesi gerektiğini bizim önümüze sunuyor. Dolayısıyla aslında ez cümle şunu söylemek lazım. Bu saldırılar artacak ve bununla alakalı gerçekten konusunda uzman kişilerin artık o cephede savaşması lazım. Yani şöyle belki de bir cümleyle özetlemek gerekirse karşımızda duranlar yani saldırganlar birer ordu olarak gelmiyor. Birer team olarak geliyorlar. 3 kişi, 4 kişi geliyorlar ve ellerinde çok güçlü silahlar var. Sizin de o silahları bilen, o silahların karşısı silahını kullanabilen küçük teamlere ihtiyacınız var, işini bilen. Devasa sistem altyapıları kurup işte devasa
milyonlarca TL, dolar harcayıp CM'ler alıp oradaki işte loglarla başı belada olan, bir süre sonra iş CM'i çalıştırmaktan öteye geçmeyen, yani CM bana bir değer üresinden CM'i çalıştıralıma dönen o süreçlerin tamamını, sadece CM'i söyledim ama bütün diğer teknolojik altyapıdaki süreçlerin yeniden bu mimaride gözden geçirilmesi lazım. Evet Mert. Kaspersky'nin APT raporuna bakıyorsun abi. Kaç tane APT grubu varmış biliyor musun? 900. Evet. 900 tane APT grubu var. Hani böyle bunlar küçük basit gruplar değil. 900 tane tehdit aktörü var. Dolayısıyla senin de dediğin gibi yani karşımızda artık tim mi dersin sen ona, hani ne der, tabur mu dersin bilmiyorum ama gerçekten rakamları her geçen gün artıyor. O yüzden bunlara yönelik kurumların teknoloji, insan, süreç yatırımlarını son derece iyi bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor diyorum ve susuyorum. Evet Sertan. Şunu da ekleyeyim. APT'lerden ve söylediklerinize katılıyorum. Son olarak da hani bu APT'ler, yani FireEye eklerler tabii abi, hani onların şeyiyle bizimki aynı mı bilmem ne diyebilir bazı izleyicilerimiz de, böyle düşünebilirler. Ben de şunu demek istiyorum. Herkesin bütçesine göre bir saldırı var. Ransomware, bunu konuşmaya çalışsak bu arada, hacklenen firmaları işte global olarak haberlerde olan, sadece konuşmaya çalışsak en az 3 bölüm harcarız ki 2020'nin tamamını şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Ransomware'da da saldırganlar, her lokal saldırganlar var, işte Türkiye'de Türk saldırganlar var, işte global saldırganlar var. Kurumun ödeyebileceği miktara göre, işte şeyine göre çok iyi analiz edip ona göre bir şey istiyorlar. İşte bu saldırılar olabiliyor. Yani biz hacklenmeyiz veya bizi hedeflemezler artık mümkün değil. Yani sizi zaten özellikle de hedeflemiyor olabilirler. Kullandığınız bir yazılım vasıtasıyla size giriş yapıyor olabilirler ve daha sonradan sistemlerinizi ele geçirebilirler. Hani küçük ölçekli, orta ölçekli firmalar için de bunu belirtelim. Enterprise'ler için zaten çok güzel söylediniz. Katılıyorum. Evet. Toparlayalım arkadaşlar o zaman. Bir sonraki bölümde yine hani konuşması keyifli ama ben şunu söyleyeyim, o sahadaki o arkadaşların birçoğunun yerinde oldum bu arada. Yani incident response'da oldum. Sonrasında daha saldırı anında çağırdıklarında gittiklerimiz çok oldu. Dolayısıyla hani orası bulunmak açısından keyifli ama asetin sahibi olmak açısından çok keyifli şeyler değil. Dolayısıyla umarız bizi dinleyenlerin başına böyle şeyler gelmez. Gelmemek adına burada konuştuğumuz şeyler, geçmişte konuştuğumuz şeyler, internetteki tavsiyeleri uymaları onların faydasına olur. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.